Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Kış temasına tekrardan geçtik. Geçen sene ilk kez gelmişti bu kış teması. Ben çok beğeniyordum. Yine geldi. Keşke birazcık farklılık da ekleselerdi bu sene diye düşündüm. Yine Galek artı Kyle artı sanırım Atel burada patenlerini kayıyorlar. Her neyse, oyuna başka farklılıklar geldi. Fark eden var mı bilmiyorum. İlk olarak şöyle burada parçacık çağırma kısmında şuna bastığımız zaman bazı karakterlerin çağrılamayacağı söylenmekte. Bu karakterleri şöyle baktığımızda Shamaz, Jizoh, işte Yüksek Hatun, Doyumsuz Yaga bilmem ne devam ediyor. Drex, Tynix, en sona geldiğimizde Varis yazıyor burada. Varis isimli bir karakter eklenmiş ve Sarı Taş'tan çağrılamıyor. Fakat herhangi bir parçadan çağrılamayanlar listesinde bu karakter yok. Bu bizi şöyle bir düşünceye itiyor. Daha kesin net %100 bir bilgi yok elimde. Şunu çektiğim an itibariyle diyeyim. Buraya eklenmemiş olma sebebi, buraya geldiğimizde günlük giriş ödüllerimizde Cleopteryx isimli karakter bizi karşılıyor. Ama artık son parçası alınıyor. Yani önümüzdeki haftadan itibaren bu karakter tamamen alınmış olacak günlük giriş yapanlara. Tabi geride kalanlar olabilir ama buraya gelmişler, alacağı için yeni bir karakter eklenmesi gerekiyor. Şimdi buraya Varis isimli epik karakter gelecek olabilir. Cleopteryx'i her nasıl tekrardan çağırabiliyorsak bu karakteri de tekrar çağırabiliyoruz. Ama epik karakterlerde bir fark oluşuyor. Tekrar şuraya geldiğimde bakınız, epik karakterleri artık kutsal parçalardan, sarı taşlardan çağıramaz haldeyiz. Bu şekilde bir şey olmuş olabilir. Okumaya devam ediyoruz. Herhangi bir parçadan çağıramayan karakterlerimiz de var. Tia'dır, Lydia'dır, işte Gomlok, baş büyücü bilmem ne, yani kuleden alınan hiçbir karakteri burada çağıramıyoruz. Artı burada Ninja eklenmişti bir önceki partide. Şimdi keskin nişancı Alexander eklendi. CSGO'yu, yani CSGO'yu takip edenler varsa orada Navi isimli bir takımda iyi bir oyuncu var. İsmi, yani nickname'i Simple. Sanırsam ismini Alexander. Çok böyle hakim değilim isimlerine. Onun da bir karakteri eklendi. Şimdi bu videoda yapacağımız şey bizim bu iki karaktere bir göz atmak olacak. İlk olarak Varis, Vasal isimli karaktere bir bakmak istiyorum. Şuraya eklenmiş iblis tohumlarında bir epik karakter olarak gözükmekte. Tasarım bence gayet hoş. Yani son zamanlarda gelen güzel tasarımlardan birisi. Bayağı ürkütücü olmuş. Şöyle Master Yi gibi gözleri falan var. Her yerde gözleri var. İlginç bir karakter. Saldırı tipinde olduğunu görüyoruz. Bir atak karakteri. Defansı düşük. Canı düşük. Hızı fena değil. Onun dışında temel statlar olarak düşük. Atağı da çok yüksek değil. Çarpanları tabii ki şu an için bilmiyorum. Bakmak lazım. Alan insanlar olmuş. 3.5 ortalamasıyla gitmiş gibi duruyor. Bir düşmana saldırıp %20 ihtimalle aktif becerileri bloklama veriyormuş. Kitaplayınca %30'a çıkıyor. Bir düşmana %30. Bir epik karakter için kötü. Yani bir nadir karakterimsi aslında duruyor. IQ'ya baktığımızda tüm düşmanlara saldırmıyor yine. Bir düşmana saldırıp 2 turluğuna avantaj bloklama ve iyileşme azaltma veriyormuş. Evet, bu %100 ihtimalle veriyor. Çünkü bir ihtimal vermemiş burada. Kalkanları da yok sayıyor. Yani bir Valkür mesela kalkan bastı. Vuruyor. Canı azalıyor. Kalkanına hiç ellemiyor ama alttaki bulunan can azalıyor. Bu kalkanı yok sayma oluyor. Onun dışında da avantaj bloklama, iyileşme, aktif beceri blok. Bayağı bir blokçu bir karakter olmuş. Bu şampiyondan tüm dezavantajları kaldırır. Ardından bütün düşmanlara saldırır. Atak kırmayı falan filan kaldırıp bir şöyle bir alan vuruş çaktı. Fena değil. Bu şampiyona saldırdıktan sonra bir tur boyunca atak arttırma ve %30'luk kritik oran arttırma avantajı verip 3 turda 1'e düşüyormuş. Yani bu şampiyona saldırdıktan, yani bu sanırım saldırıldıktan sonra demeye çalışmış. Hasar yedik ama bu sanki bu şampiyon saldırdıktan sonra da diyor olabilir. Bunu denemeden bilemeyeceğiz. Eğer tüm avantajları kaldırıp saldırdıktan sonra bunları alıyorsa gereksiz, bu saldırısından sonra ölebilir bu karakter. Bilemedim. Aktif becerileri bloklama, avantaj bloklama, iyileş azaltma, dezavantajı aldık. Düşmanlar bu şampiyon dönüş metresini azaltamaz. Benim dezavantaj verdiğim A1 A2'mle verdiğim düşmanlar benim dönüş metremi azaltamasın diyor. Güzel diyor, iyi diyor da babacım, yani herkes de dönüş metre azaltmıyor ki. Yani gideceksin mesela Setalya'ya, bunlardan birini vereceksin de ardından zaten aktif beceri bloklama verdiysen dönüş metre azaltamaz. Ne bileyim, birazcık ilginç bir karakter olmuş. Artık kritik oran müttefik zindanlarda %24 artıyormuş. Zindan karakteri gibi. Evet, tasarım harcanmış diyebilirim bu statlarla. Ne kadar beğendim? Çok da beğenmedim açıkçası.
Şimdi geldik bir diğer karakterimiz. Asıl 7 günlük giriş şeklinde verilmesi planlanan yine Ninja gibi bir sponsorluk olan karaktere. Keskin nişancı Alexander. Şimdi şöyle bir Ninja ile bir kıyaslamak istiyorum ben bu ikisini. Ninja'nın tasarım bayağı hoş, cool bir tasarımdı. Hani kol detaylarından öbür koluna, katek kanadına bayağı bir güzel bir tasarım vardı. Şöyle statlara baktığımızda 16K 1500-950. Geliyorum şimdi Simple'a. Tasarım gerçekten simple olmuş. Biliyorsunuz simple basit demek. Bir sadağı var. Yine okçu yapmışlar. Okundan birazcık böyle ateşler pönkürüyor açıkçası. Bayağı sade kapşonlu iki tane elf kulağı çıkarmışlar şapkadan dışarı. Gereksiz olmuş. Adamı birebir koymuşlar. Tabii ninja gibi çok böyle cool bir karakter değil kendisi. O yüzden böyle bir tasarıma gidilmiş olabilir. Fakat yani şimdi ninja'nın da büyüklüğünü düşünürsek olmuş. Hadi. Hadi yedik. Hadi yedik yani. Birazcık böyle daha özenilseydi sanki tatlı olurdu gibi geldi. Bir düşmana saldırıp %35 ihtimalle dondurma dezavantajı verir. Kitaplandığında ihtimal artmıyor. Ninja'nın kitaplandığında %100 de dondurduğunu düşünürsek ve herkesi dondurduğunu düşünürsek biraz zayıf kalmış. İhtimal Ork ve Ogrin kabilesi gruplarından düşmanlara %50'ye çıkar. Bu arada bu Ork ve Ogrin avlayıcısı, onu söyleyeyim. O zaten Ork avcısı Simple ya da Ork avcısı Alexander diye geçiyor. Orklara da %50'ye çıkıyormuş. Çok büyük bir artış değil. Bir düşmana dondurma ihtimali olarak geçiyor. A2'si fena değil. Tüm düşmanlara saldırıp kitaplandığında 3 turda bir %100 ihtimalle defans azaltma avantajı, dezavantajı veriyor. Ayrıca orklar varsa zayıflatmanın, defans azaltmanın yanında zayıflatma da veriyor diyebiliriz. Bu iyi olmuş. Yani alan defans kırma lazımsa ki yeni hesaplarda mesela Kayle'iniz var. Alan defans kırma karakteri olarak etkili olabilir. Hatta orklara bir de zayıflatma verebilir. Güzel. Bir düşmana saldırıp hedefin üzerindeki tüm avantajları kaldırır. Ork ve Ogrin kabilesindeki düşmanları hedeflerken saldırmadan önce hedefin üzerindeki tüm avantajları kaldırır. Yani ne değişmiş? Saldırdıktan sonra kaldırıyormuş normal bir insana. Ama Ork ve Ogrin'lere saldırmadan kaldırıyormuş. Mesela defansı olan bir karaktere defans buff'ı ile beraber vuruyor. Daha az yiyor. Sonradan kaldırıyor. Ama Ork ve Ogrin'ler de kaldırıyor. Sonra daha az defanslı şekilde vuruyor. 4 turda bir vuruyor. Yani şeye benzemiş. Nereden bakarsak sanki kraliyet avcısına mı benzemiş? Ne bileyim. Bu da bir alan defans kırması vardı. İşte defansı bir yok sayması vardı. Gibi olmuş sanki. Üzerine de tüm savaşlardaki 60'lık isabet aurası bence güzel. Sanırım oyunda 7 günlük giriş yapan insanlar bunu alacak. Sadece yeni player'lar için olduğunu sanmıyorum. Eski player'lar da alacak. Aynı zamanda sponsorluğun bir geçerli tarafı daha olarak şöyle bir şey yapmışlar. Buna tıklayarak böyle ufak tefek de ödülleri siz de alabilirsiniz. 20 tane bana mavi gelmiş. Bir tane 3 günlük şey. 6 gün kalan 3 tane de iksirimizi aldık. Artı 350K'da bir para gelmiş. Oyunumuz da burada çökmeye başladı. 353 tane pot bir şeyler. Şu anlık oyuna yine eklenenler bunlar. Etkinliklerimiz yeni bitti. Taşlar yeni açıldı. Şimdi yılbaşı veya Noel etkinlikleri için yavaştan oyunun hazırlık yapacağı vakte geçiyoruz diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.